Efendim Fransa önümüzdeki yıl 2024 olimpiyatlarına ev sahipliği yapılacak. Paris'te yapılacak. Şimdi Fransa'da bir konu tartışıyor. Konu evsizler. Diyorlar ki evsizleri olimpiyat oyunları için gelecek turistlerden gizlemeye çalışıyor Fransız hükümeti. Onları Eylül ayında, bu bir iddia, işte Eylül ayında bir plan var. Eylül ayında bu evsizleri yavaş yavaş geçici kabul merkezlerine yerleştirip sokaklardan alacaklar. Fakat Fransız hükümeti diyor ki böyle bir şey yok. 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında ülkedeki evsizleri gizleme planı iddiası Fransa'yı karıştırdı. AFP haber ajansı, Paris yönetiminin Fransa'da geçici kabul merkezleri oluşturmak için harekete geçtiğini iddia etti. Habere göre Paris ve çevresini gönüllü terk eden evsizler 3 hafta süreyle devlet tarafından geçici bölgesel kabul merkezlerine yerleştirilecek. Kabul merkezine alımlar Eylül itibariyle başlayacak. Her 3 haftada bir 50 kişi alınacaktı. Hatta bunun için Ren yakınlarındaki Bruges kasabası merkezlerden biri olarak belirlendi. Fransız milletvekili Frédéric Mathieu plana tepki gösterdi. Hükümeti evsizleri Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunlarına gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçladı. Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada evsizlere sosyal destek vermeye ilişkin bir adımın da belirlenmediğine dikkat çekti. Bu operasyonun altında insan onuruna kayıtsızlık yatıyor dedi. Fransa Spor Bakanı'ndansa iddialara tepki geldi. Bakan Castera, acil barınma konusunda büyük sorun yaşadıklarını, ancak bunun nedeninin 2024 Olimpiyat Oyunları olmadığını ifade etti. Olimpiyatlar günah keçisi olarak gösterildi diyen Fransız bakan, evsizlerin özellikle Paris'in de içinde bulunduğu bölgede yığıldığını aktardı. 26 Temmuz'da başlayacak 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları 11 Ağustos'a kadar sürecek.